Herkese merhaba ben Tolga Özbek. Bugün Boeing'deyiz. İstanbul'daki merkezindeyiz ve uzun yıllardır Boeing Türkiye pazarında Ayşem Sargın, Ayşem Hanım'la beraberiz. Boeing'in Türkiye Genel Müdürü ve Ülke Temsilcisi aklımızda sivil havacılık, askeri havacılık, Boeing'in Türkiye için yaptıkları bir sürü soru var. Onları soracağız. Ayşem Hanım'dan cevap alacağız. Merhabalar. Öncelikle bizi buraya çağırdığınız için, misafir ettiğiniz için çok çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz Tolga Bey. Sizinle sohbet her zaman zevk bizim için. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok sağ olun. Ben hemen başlamak istiyorum. Malum 29 Ekim Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı. ve sizlerin de Boeing olarak Türkiye'yle çok uzun vadeli ilişkileriniz var. Nasıl başladığı bu böyle bir kısa bir anekdot halinde alabilirsek çok tabii sevinirim. Tabii memnuniyetle. Aslında bizim bu 100 yılın içindeki 80 yıl neredeyse Boeing Türkiye'de bulunmuş. İlk Türkiye ile tanışmamız 1945 yılında Türk Hava Yolları'nın DC-3 uçağını almasıyla başlamış. Fakat zaman içinde öyle bir hal aldı ki tabii Türkiye ile bizim işbirliğimiz sadece konu bizim uçaklarımızın Türkiye'de uçması değil ya da savunma platformlarımızın Türkiye'de bulunması değil. Bunun çok ötesinde Türkiye bizim için önemli bir kaynak ülke haline de gelmiş. O yüzden Türkiye dediğimizde bugün bir yandan çok gururluyuz. Bu gerçekten küresel standartlarda bulabildiğimiz en iyi mühendislik kabiliyetine ulaştığımız, sanayicilerimizle çok yakın çalıştığımız kocaman bir havacılık ekosistemi oluşmuş vaziyette. Yani 100 yılda Türkiye aslında havacılıkta belki de diğer alanlara nazaran çok daha büyük adımlar attı ve çok farklı bir yere geldi. Bugün bir yandan Boeing 80 yıldır Türkiye'de ama giderek artan oranda da Türkiye Boeing'de payını çok arttırdı. Onun için de mutluyuz, gururluyuz. Aslında biraz sonra bu işbirlikleri neler yapıyorsunuz, neler ediyorsunuz daha da detaylandıralım isterseniz. Şöyle bir günümüzden başlayalım. Şöyle bir fotoğrafı günümüzün koyalım. Geçmişi anlattınız. Sonra da şöyle bir geleceğe doğru birlikte sizle bir yolculuğa çıkalım. Sivil, askeri alan, eğitim tarafı var. Genel olarak bugünkü Boeing Türkiye fotoğrafını sizden rica edelim. Boeing'in Türkiye'deki varlığı aslında dediğim gibi çok çok boyutlu ve senelere sari. Ee, öncelikle bugün belki de herkesin daha yakından izlediği, daha kendini yakın hissettiği taraf ticari uçaklar. Biz çok mutluyuz ki gerçekten büyük bir filomuz var Türkiye'ye hizmet eden e, ve bütün havayolu şirketleriyle bugün Türkiye'de çok yakın çalışma içindeyiz. Başarılı pilotlarımız bunları çok güzel uçuruyorlar. Yine teknik servis alanında biz güvenerek Türkiye ile birlikte çalışıyoruz. Havacılık Sivil havacılık bir tarafta, savunma alanında da Türkiye'de aslında yine çok bizim gurur duyduğumuz bir projemiz, Barış Kartalı projesi. Siz de aşinasınızdır bu Avax sistemleri Türkiye'de aslında ortak üretim olarak gerçekleştirdik. 2016'da en son teslimat yapıldı ve bugün Türk Hava Kuvvetlerinin başarıyla kullandığı, uçuşunu yaptığı uçaklar bunlar. Biz de gururla bu ortak projemizin iyi, ürünlerini, güzel ürünlerini izliyoruz. Bunun dışında 11 adet de Chinook CH-47 helikopterimiz var Türkiye'de. Yine Türkiye'nin hizmetine sunmuş vaziyetteyiz onları. Bunun dışında devam eden de bir takım çalışmalarımız var, aktif projelerimiz var Türkiye ile ilgili. Biliyorsunuz Boeing'in bir de servis bölümü var, servis iş kolu da var ve servisle ilgili de yine bütün paydaşlarımızla yakın çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Aslında bütün bunları yaparken, bu platformlardan bahsetmişken Size bizim Türkiye stratejimizle ilgili önemli bir dönüşümden söz etmek istiyorum. Bir yandan bu uçaklar Türkiye'de uçuyor ve başarıyla büyümeye devam ediyor bir pazar olarak Türkiye ama bunun ötesinde Türkiye ile bizim giderek artan da bir tedarik zinciri işbirliğimiz, sanayi işbirliğimiz oluştu zaman içinde. Daha sonra bütün bunlara ek olarak Türkiye'deki bazı kabiliyetlerin, havacılıktaki bazı kabiliyetlerin Boeing için de ne kadar değerli olduğunu daha görür hale geldik. Daha çok bu alanlarda işbirliği yapar hale geldik ve 2017 yılında dedik ki Türkiye gerçekten Boeing için sadece uçakların başarıyla uçtuğu bir yer olmaktan öte, büyüyen bir pazar olmaktan öte iyi bir kaynak ülke. Şimdi 2017'de yaşadığımız o dönüşüm, Türkiye stratejimizdeki bu dönüşüm yeni bir işbirliği platformu kurmamızı sağladı. Bunun adına biz Boeing Türkiye Milli Havacılık Planı dedik ve aslında amaç işbirliğimizi daha stratejik bir boyuta taşıyarak bir yandan Boeing'in Türkiye'deki gelişmiş havacılık kabiliyetlerini daha iyi değerlendirmek bir yandan da Boeing'in avacılık alanındaki çok çeşitli bilgilerini, kabiliyetlerini Türkiye'yi bir küresel oyuncu olarak konumlandırmakta destek kuvvet olarak kullanmak. Şimdi bütün bunlar bir araya geldiğinde çok güzel bir aslında analiz yaptık ve karşılıklı olarak dört ana işbirliği alanı belirledik. Bir tanesi sanayiydi. Zaten bizim gerçekten tedarik zincirimiz burada çok başarılı. Hatta ödüllü tedarikçilerimiz var Türkiye'den. Ve burada dedik ki sadece mevcut tedarikçilerimizle kalmayalım. Türkiye'deki diğer sanayi şirketlerinin de belli bir program kapsamında küresel tedarik zincirinden havacılık tedarik zincirinden daha yüksek bir pay almasını sağlayalım. Bunu yapmak için de bir takım eğitimler düzenledik. Bu eğitimler kim zaman Boeing'e nasıl teklif verirsiniz eğitimiydi. Boeingle doğrudan iş yapma gerekleri eğitimiydi. Adım adım şirketlere bu alana girmek isteyen şirketlere bunun nasıl olacağı ile ilgili bilgiler verdik. Kim zaman mentorluk yaptık ve süreçler çok uzun Tolga Bey biliyorsunuz havacılık çok kendine özgü bir sektör ve bütün bu beş hakketli süreçlere rağmen gerçekten bazı şirketler artık Boeing'e doğrudan ürün verebilir hale geldiler. Onun ötesinde mevcut tedarikçilerimiz için de istedik ki ihalelerden daha fazla pay alabilsinler. Çünkü bazen teklif verme yöntemleriyle ilgili bile yaptığınız ufak değişiklikler fark yaratabiliyor. Bir yandan mevcut tedarikçilere bu tür eğitimler verdik. Aynı zamanda verimlilik arttırıcı eğitimler verdik. Yani aslında bir şekilde Türkiye'deki sanayi, havacılık sanayinin bir sonraki adımı için bazı çabalar sarf ettik. Bu programın aslında özel konularından biri sanayiydi, havacılık sanayiydi ve bunun gelişmesiydi. Bunlara devam ediyoruz. Bunlar durmadı, devam ediyor ama bizim önemsediğimiz bir konu. Bizim bugüne kadar Türkiye ile sanayi alanındaki işbirliğimiz, iş hacmimiz 2 milyar doları buldu. Aşağı yukarı senelik 200 milyon dolar gibi bir alım yapıyoruz Türkiye'de. Bunun dışında ikinci bir işbirliği alanımız teknolojiydi. idi. Bunu belirledik. Birlikte yeni teknolojiler çalışalım, tasarlayalım. Ve Türkiye bu konuda da küresel alanda isim yapsın. Bu konuda da rekabetçi hale gelsin istemiştik. Burada aslında Boeing'in dünyada çok az sayıda olan mühendislik merkezlerinden, mühendislik ve teknoloji merkezlerinden birini 2019 yılında İstanbul Teknopark'ta açtık. Yine çok az mühendisle başladık ve bugün yüze yakın mühendisimiz bu merkezde çalışıyor. Önümüzdeki yıl Teknopark'ta bu sefer çok daha büyük bir alana taşınma planımız var. Onun için güzel bir gelişme sağladık orada. Çünkü Türkiye yine mühendislik kabiliyetinde gerçekten iyi bir kaynak ülke bizim için. Bu mühendislik ve teknoloji merkezinin güzelliği şurada. Bizim bugün orada çalışan mühendislerimiz, Türk mühendislerimiz, Boeing'in dünyada uçan tüm uçakları için tasarımlar yapıyorlar, üretim yapıyorlar, mühendislik faaliyetinde bulunuyorlar. Hepsinin içinde Türk mühendislerinden gelen bir teknoloji geliştirme çabası var. Bu çok güzel. Aslında bu önemli de güçlü de bir alan Türkiye için ve önümüzdeki dönemde daha da büyümesini bekliyoruz. Önümüzdeki sene bahsettiğim gibi daha büyük bir alana da taşınıyoruz. Oranın açılışını da yapacağız. Onunla birlikte bu rakamın gitgide artmasını ümit ediyoruz. Şimdi yüze yakın inşallah daha sonra daha da büyük rakamlar konuşuyor olacağız. Üçüncü bir alan servis ortaklığı alanıydı. Yine uçakların servis ve bakımında burada kabiliyet tabii çok yüksek. Türkiye'nin yine bu özel konumu bir yandan farklı ülkelerle bağlantıları bu bizim için çok çok önemli. Hali hazırda mesela Türk Teknik üçüncü taraflara servis veriyor. Bu alanda çok başarılı ve burada işbirliklerinin çok faydalı olabileceği görüşündeyiz. Bu konular üzerinde çalışıyoruz. Birlikte daha fazla neler yapabiliriz diye. Son olarak da aslında bütün programlarımıza etki ediyor diyebileceğim bu Türkiye'nin insan sermayesini biz nasıl geliştiririz? Ve büyümeye devam edecek olan hem Türk havacılığının hem küresel havacılığın hizmetine nasıl sunabiliriz? Türkiye'deki havacılık kabiliyetini diye düşünerek çıkardığımız ileri kabiliyet gelişimi dedik adına ama... ...bunun içinde hem Türk Hava Yolları ile ortak yaptığımız bir pilot eğitimi projemiz var. Türk Hava Yolları eğitim akademisinde yaptığımız, uçuş akademisinde yaptığımız bu simülatör eğitimleri. Ama onun ötesinde de aslında baktığınızda bir yandan tedarikçilerimizin eğitimi biraz önce bahsettiğim, bir yandan farklı alanlarda gençlerin, çocukların hem girişimcilik hem de eğitim alanında havacılığa özendirilmesiyle yaptığımız bir takım projelerimiz var. Ve aslında belki de en önemlisi yine mühendislik merkezimizin içinde ARGE çalışmalarımız da var. Ve bazı üniversitelerimizle çok yoğun çalışmalarımız oluyor, ARGE çalışmalarımız oluyor. Burada İstanbul Teknik Üniversitesi'nin özel bir yeri var. Onlarla çok uzun yıllara dayanan bir işbirliğimiz var. Hatta ortak geliştirdiğimiz projelerden birinde Amerika'dan aldığımız bir patent var. Bunun ötesinde yakın zamanda yine çalışmalarımızın devam ettiği Sabancı Üniversitesi var. Aslında Türkiye ile yaptığımız bu tür çalışmalar sadece bugüne dair değil, yarına dair de Türkiye'nin küresel havacılıktaki görünürlüğünü ve başarısını ifade eden güzel çalışmalar diye düşünüyorum. Tabii son çevreyle ilgili önemli bir çalışmaya imza attınız. Havacılığın geleceği çevre. Çok ciddi yatırımlar var bunlarla ilgili. İşte saf olarak adlandırılan yakıttan yeni motorlara biraz da Boeing oldukça önem vermiş durumda. Şehir içi ulaşım için farklı farklı işbirlikleri yapıyor. Yeni yeni projeler ortaya çıkıyor. Biraz çevreye Türkiye tarafından bakalım mı Boeing açısından? çok güzel olur. Siz de gelmiştiniz bizim bu bir platform aslında oluşturduk Türkiye'de biliyorsunuz. Sürdürülebilir havacılık platformu. Türünün ilk örneği bir çalışma bu. Bu platformda biz Türk Hava Yolları ile ve İstanbul Teknik Üniversitesi ile ortak bir çalışma yaptık ve öncülüğünü bu üç kurum olarak üstlendik. Ama esas amaç havacılık ekosisteminde bu konuyla ilgisi olabilecek ki artık ilgisi olmayan hiç kimse olduğunu düşünmüyorum ben bu konuyla. Bütün paydaşları bir araya getirip bütüncül çözümler üretebilmek istiyoruz. Havacılıkta sürdürülebilirliği doğru şekilde ilerletmek için bugün de Aslında Boeing'in bu alanda çalışmaları çok yoğunlaştı son yıllarda. Sizin de geldiğiniz bu mayıs ayında yaptığımız platform açılışı sırasında biraz bilgi vermiştik neler yaptığımızla ilgili. Çalışmalar tabii bugünü kapsayan yapabileceğimiz bir takım şeyler var. Yarına dair bir takım hedefler var ve hedef az buz bir şey değil. 2050 yılına kadar dedik ki biz sıfır karbon hedefine ulaşacağız bütün sektör açısından düşündüğünüzde aslında çok zor. Bir yandan dışarıdan baktığınızda uçaklar çok kirletiyor çevreyi çünkü işte yakıtlar ve kocaman uçağın uçmasıyla çıkan sera gazı konusuna baktığınızda uzaktan çoktur diye düşünüyoruz. Rakamlara baktığınızda bütün aslında havacılığın bu karbon salınımına etkisinin yüzde iki buçuk kadar olduğunu görüyoruz. Ulaşımın içinde havacılığın payı daha yüksek, yüzde on on ama toplamda baktığınızda çok düşük. Peki nedir ulaşımda daha fazla etki eder diye baktığınızda karayolu taşımacılığı daha yüksek yüzde 45'lerde. Yüzde iki buçuk da olsa tabii yine de çok önemli rakamlar ve buna bizim nasıl çare bulacağımız büyük bir konu. Onun için de birkaç koldan biz çalışmaya başladık. En kolayı en bizim elimizde olan kısmı tabii bugün bütün hem üretim tesislerimizde hem sanayiyle çalışmalarımızda bizim paydaşlarımızda hem de kendi ofislerimizde biz bu yeşil hedeflere nasıl ulaşırız diye şu anda yetişebildiğimiz kadarıyla aslında yenilenebilir enerjiye geçtik. Karbon ayak izimizi sıfırlamak yönünde adımları attık o tamam ama esas uçaklarla ilgili ne yapacağız? Burada en önemli faktörlerden biri filoların yenilenmesi. Çünkü eski nesil uçaklara göre yeniler aşağı yukarı %25 civarında daha az yakıt kullanarak uçabiliyorlar. Yani yakıt tasarrufu açısından, yakıt verimliliği açısından diyeyim %25 gibi bir rakam var orada. Zaman içinde bu filolar yenilendikçe karbon hedefimize daha yaklaşacağımızı düşünüyorum. Onun ötesinde bir takım güncel teknolojilerin kullanımı tabii önem kazanıyor. Burada da hava yollarıyla yakın çalışıyoruz. GPS bazlı navigasyon sistemlerinin kullanılması sayesinde belki bir takım yakıt tasarrufları yapabiliriz diye bakıyoruz. Rota optimizasyonu konusunda yine hava yollarıyla yakın çalışma içindeyiz. Bu tip yardımlaşmalarla işte hava trafiği ile ilgili, hava durumu ile ilgili anlık bilgiler temin etmek suretiyle bir takım kazanımlar elde ediyoruz ama belki bakarsanız bu da %10'lar %12 civarında kazanımlar sağlıyor. Bunun ötesinde sizin de biraz önce bahsettiğiniz gibi tabii sürdürülebilir havacılık yakıtı çok büyük öneme sahip. Biz uzun zamandır çalışıyoruz bu konuyu ve sürdürülebilir havacılık yakıtının aslında en büyük kazanım sağlayacağını biliyoruz. %60 ila %80'e kadar bir kazanım sağlayacak. Bizde esas yolu kat edeceğimiz bu alan. Ama yine bildiğiniz gibi çok da sınırlı üretimi olan bir yakıt şu anda ve hem sınırlı hem maliyet açısından şu anda rekabetçi değil. Bunu işte önümüzdeki dönemde nasıl biz hayata geçirebiliriz? En yoğun çalıştığımız konulardan biri bu. Çünkü bizim Hepimizin havacılık sektörü olarak aslında kurtuluşumuz da orada. Boeing olarak bizim taahhütümüz 2030 yılına kadar bütün uçaklarımızı sürdürülebilir havacılık yakıtıyla uçacak şekilde tasarlayacağız ve üreteceğiz. %100. Bugün bildiğiniz gibi karışım yakıtlar kullanılıyor ama %100 uçuş için tabii bir takım revizyonlar yapılması gerekiyor uçaklara. Önümüzde 25 yıl var. Ama bunun işte daha kısa bir süresinde 2023'teyiz dediğinizde işte şundan 2030'a kadar ne kadar zamanımız var kısa bir sürede biz en azından tamamen bununla uçabilecek uçak üreteceğiz de bakalım yakıt üretimi onunla eş zamanlı artabilecek mi? Bunun için de devletlerle, kurumlarla, uluslararası kuruluşlarla çalışmalarımız devam ediyor. Bir takım teşvik mekanizmaları mutlaka gerekecek. Bunun dışında belki sizin de aklınızda vardır soru. Hep bize şey soruluyor. Hidrojen Herkes hidrojeni de konuşuyor. Hidrojeni kullanmayacak mısınız? Şimdi bütün yaşam döngüsüne baktığınızda aslında ve kaynağa baktığınızda bugün hidrojenin aşağı yukarı %95'i zaten hidrokarbonlardan geliyor. Yani bir uçak uçtuğunda zaten bugün kuyruğundan çıkan o hidrojen bahsettiğimiz hidrojen. Farklı bir üretim şekliyle olursa tabii daha temiz anlamına gelebilir ya da işte atıkları değerlendiriyoruz diye bakılabilir ama bir yandan da bunun ne kadar hızla hayata geçebileceği bir konu. Çünkü aslında bugün bile biraz önce konuştuğumuz gibi sürdürülebilir havacılık yakıtı kullanılabiliyor. Bugün bunu yapabiliyoruz. Hiç olmazsa karışım halinde. Ama hidrojen için başka bir teknoloji gerekli. Ve yeni uçaklar üretilmesi gerekli. Şu anda 22-23 bin adet uçak var sahada. Uçuyorlar. Ve 2050 yılına kadar bunun ikiye katlamasını bekliyoruz biz. E şimdi bu ikiye katlarken tabii hidrojene uyumlu uçaklarda üretilebilir önümüzdeki 25 yıl boyunca. Ama konvansiyonel uçaklarda hidrojeni kullanmak için değişiklik yapmak kolay bir şey değil. Bunları güvenli şekilde uçurmak bizce bir sürdürülebilir havacılık yakıtı kadar kolay değil. Onun için biz yine bu geçişin en sağlıklı şekilde ve en hızlı şekilde sürdürülebilir havacılık yakıtı ile olacağını düşünüyoruz. Benim en merak ettiğim NASA ile yürüttüğünüz ortak o kiriş kanatlı uçak projesi Hatta bunun için uçakta seçildi bir eski Boeing portföyündeki 717'ye bir modifikasyon yapılacak. Merakla bekliyoruz. Belki elektrik için daha yeni teknolojiler ortaya çıkar. Biraz daha kapasite büyür. Ama gözüken o ki kısa vadede herhalde daha böyle elektrikli helikopter gibi hava araçları şehirler içinde Uçacağız gibi duruyor. Bakalım ne olacak? Ben de heyecanla, merakla, dikkatle takip etmeye çalışıyorum. Çünkü havacılığın geleceği burada. Gelecek derken biraz da gençlerimize sizden bir e, mesaj almak istiyoruz. Gençlerden çok fazla e-mail alıyoruz. Havacı, pilot olmak isteyenler mi? olmak isteyenler? Ve bir yandan da Boeing olarak Türkiye tarafında da eğitime çok ciddi katkıda bulunuyorsunuz. 19 yaşında bir erkek çocuğunuz var onu da göz önüne alarak gençlerimize neler söylemek istiyorsunuz? Havacı olmak isteyenlere sizden de bir tavsiye isteyelim. Havacı olmak isteyenlere önce öyle başlayayım. Mutlaka girin bu sektöre diyorum. Gerçekten. Çünkü büyümeye devam edecek ve içinde bulunduğu dönüşüm çok heyecan verici. Sizin bahsettiğiniz konular yani NASA ile işte ortaklaşa projemiz tabii bunlardan biri ama Boeing bildiğiniz gibi WISC adlı bir kuruluş ile artık tamamı Boeing'e ait. Bu kişisel uçan araçlar konusunda kişisel araçlar, uçan araçlar diyelim biz onlara. Daha isim veremiyoruz onlara evet, bakalım. Evet ne diyoruz orası. hala değil mi? E, taksi, uçan taksiler diyoruz. Taksi Ama <laughs> öyle diyelim. Otonoma giriş yaptığı, binlerce uçuş gerçekleştirdi bu hava taksiyle ve çok heyecanlıyız. Evet elektrikli taksiler, otonom yani aklımıza gelmeyen şeyler bugün bu sektörün bir parçası oldu. Uzay çalışmaları gitgide hızlanıyor. Onun için gençler için gerçekten hem heyecanlı çalışmalarının sonucunu hızla görebilecekleri, teknoloji geliştikçe bunların sonuçlarını da gitgide hızlı görmeye başlıyoruz. Ve çok yüksek katma değerli, dünyada da büyümeye devam edecek, Türkiye'de de büyümeye devam edecek bu alana girmelerini ben gönülden diliyorum gerçekten. Türkiye'deki aslında faaliyetlerimize gelince Tolga Bey, Boeing'in sadece meselesinin Türkiye'de iş yapmak olmamasını, Önem veriyorum. Bizim çok derinden etkileyen bir konu var. Onu bahsetmek istiyorum. Onun dışında projelerimize de değineceğim. Siz de paylaşacaksınız eminim. Benim bahsettiğim konulardaki hassasiyetimi. Bir tanesi deprem sırasında. Malum hepimizin içi yandı. Hepimiz çok üzüldük. Hemen ertesi günüydü zannediyorum. Boeing hemen bir bağış yapacağını açıkladı. İşte 500 bin dolar gibi bir bağış yapıldı. Daha sonra da içeride bir hem başsağlığı mesajı yayınlandı hem de bütün çalışanlara dedi ki siz ne bağış yapıyorsanız üstüne bir o kadar da biz veriyoruz. Çalışanlar da bir araya gelip böyle şeyler yapılabilir. Ve aslında Boeing bütün çok uluslu şirketler gibi çok birbirimizden kopuk çalışıyoruz. Amerika'da pek çok Türk var, bir yerlerde başka Türkler var, farklı farklı bölümler. Birbirimizden habersizdik. Bir araya geldik ama onun dışında pek çok ülkeden bize videolar geldi, resimler geldi. Ve bağışlara bir baktık. Neredeyse bir o kadardı. Biz içeride toplamışız. Ve bizim yani hakikaten çok yüksek bir miktar buraya işte elimizden gelen o olduğu için böyle bir bağış yapıldı. Ve o zaman e, hepimize aslında hepimizin içine dokundu bu konu. Ve şirketin sadece konusunun iş yapmak olmadığı aslında içeride bir yerlerde herkes tarafından görüldü, hissedildi. İyi geldi hepimize. Bunun dışında e, senelerdir aslında Türkiye'de pek çok belki sosyal sorumluluk projesi diye tanımlayabileceğimiz projeler yapıyoruz. İşte bu iş dışında neler yapıyoruz konusu. Aslında seneler seneler önce Türkiye'deki kazılara, arkeolojik kazılara dahil olmak üzere destek veriyorduk biz. Daha sonra alanımızı daralttık ve daha çok eğitime yoğunlaştık. Bu alanda aslında Türkiye'nin kalifiye insan sermayesine nasıl yatırım yaparız daha çok buna yoğunlaştık yakın zamanda geçtiğimiz 10 yıla baktığımızda aşağı yukarı 6 milyon dolarlık bir harcaması var Boeingin Türkiye'de sadece bu alanlarda yoğunluk olarak yine dediğim gibi mesle eğitim üzerindeydik. Şimdi baktığımızda bunların hepsinde biz Türkiye'deki stK'larla çalıştık işbirliği yaptık ve bu eğitim projelerinde farklı farklı yaş gruplarına odaklandık. Kimilerinde erken eğitim, kimilerinde K12, kimilerinde meslek liseleri. Çok geniş bir alanda ve üniversitelerle de tabii işbirliğimiz bir yanda çok geniş bir alanda bu projelerimize devam ettik. Yakın zamanda Avrupa'dan sonra Türkiye'de uygulanacak olan güzel bir projeyi hayata geçirdik. Newton Mobil Havacılık Akademisi gibi bir şeyi yeni açtık. Bir sene kadar oluyor. Ve bu aslında büyük bir konteyner olarak düşünebilirsiniz. İçinde yine çocukların havacılıkla ilgili deneyim sağlayabileceği bir takım ekranlar, kokpiti andıran bir takım teknolojik aletler var. Ve bunun dışında yine rota planlamayla ilgili işte havacılığın bütünüyle ilgili fikir sahibi olabilecekleri farklı eğitimler alabiliyorlar bunun içinde. İstanbul'da başlattık ama şimdi deprem bölgesine de yollayacağız. Bu konteynerimizi mobil olması güzel bir şey. Esas bunun kalıcı olanını ve süreklilik sağlayacak olduğumuzu yakında e, açılışını yapacağız. Sizi de bekliyoruz mutlaka. Burada da hem İstanbul Havalimanı ile işbirliği yapıyoruz hem Türk Hava Yolları ile. 13-16 yaş grubuna hitap edecek bu özellikle yeni açacağımız merkez. Orada gerçek simülatörler olacak ve bunun içinde çocuklarımız daha fazla şey öğrenebilecekler havacılıkla ilgili. Buradaki amacımız tabii havacılığa özendirmek gençlerimizi. Bu alanda çünkü e, kim zaman çok uzak geliyor. Sadece uçan uçaklar olarak görüyorlar. Aslında simülatör de sadece uçağı andırıyor olabilir ama sizin de çok iyi bildiğiniz gibi havacılığın çok boyutu var ekosistem dediğimiz şeyin içinde aslında sanayi var, mühendislik var. Çok farklı alanlarda gençlerimiz girebilirler, başarılı olabilirler ve dünyada istedikleri yerde iş de bulabilirler. Bu büyüyen alanda çünkü artık dünya vatandaşı olmak durumundasınız. Türkiye'nin de ligi dünya ligi. Türkiye'de sadece Türkiye için yetiştirmiyor insanlarını. Çok güzel bir sektör o açıdan gençlerimiz için. Bunun dışında girişimcilikle ilgili bir çalışmamız oldu. 2016 yılında Girişimcilik Vakfı ile birlikte Airpreneurs projesini başlattık. Burada da çok farklı alanlarda havacılık bazında tabii farklı alanlarda bir takım yarışmalar yaptık. Türkiye'nin çeşitli yerlerinden gelen gençlerimizle, havacılıkta girişimcilik girişimcilikle olabilir. İşte kim zaman önceliğimiz COVID döneminde sağlıkla ilgili ne tedbirler alınabilir bu oldu. Daha sonra emniyetli uçuş için ne yapalım o oldu. Onların yaratıcılığını daha çok harekete geçirebilecek ve e, ucunda yine havacılıkla ilgili bir takım onların kazanımlar elde etmesini sağlayacak bu tür projelerimiz oldu. E, daha daha Önceye gidersek meslek liselerinde atölyeler kurduk. Bazı yerlerde kompozit laboratuvarları kurduk. Yani aslında her yaştan çocuğumuza, gencimize havacılıkla ilgili hem bir fikir verelim hem ilham verelim istedik. Bunlarda da başarılı olduk diye düşünüyorum. Yani biz kendimizce bunu çok yüksek sesle yapmıyoruz ama etki yarattığımızı düşünüyorum. Eğitim çok önemli. Geleceğimiz için çok çok önemli. Bir de tabii sizlerle konuşurken rakamları öğrenince de benim çok hoşuma gitti. İşte nedir Türkiye'nin problemlerinden bir tanesi? Yetişmiş insan kaybı ama Türkiye'de bir mühendislik merkezi açarak rakamın çok sayıda mühendisimizin çalıştığını öğrenmek gerçekten çok keyifli. Bir dahaki belki röportajı Teknokent'te, İstanbul Teknokent'te sizin mühendislik merkezinizde belki çekeriz. Oradaki mühendislerimizin pırıl pırıl parlayan o gözlerini orada görürüz. Çünkü geleceğe bir yatırım yapıyorlar ve bunları da ülkemizde yapıyorlar ve uluslararası bir katkı sağlıyorlar. Belki gelecek için planlarımızdan biri de hem Türkiye için hem de bizim çekim planlarımızdan biri de bu olmalı diye düşünüyoruz. Her zaman bekleriz. Aslında hem şimdi yapalım hem daha sonra umarım yeni yerimizde de sizi bekliyoruz. Herkes Heyecanla bekliyor. Çok büyük, çok güzel bir alanımız olacak orada. İstanbul Teknopark Yönetimi de inanılmaz destek oldu sağ olsunlar. Onun için inşallah çok konu çıkar bizden. Çünkü kadın mühendislerimiz de çok. Ne size, güzel. Size ne güzel. farklı alanlarda bilgi verebiliriz yani. Sayıları artsın daha fazla. Türk insanı, e, uluslararası anlamda böyle işler yapsın Doğru. diyoruz. Sizin de kızlarınız var çünkü. Onlara da sizin de yapmak istediğiniz gibi. Aslında bir merakla, bir sevgiyle bir şey başlıyor. Ondan sonra hayatı ona göre şekillendiriyorsunuz. Ben onlara çok fazla baskı yapmıyorum ama umarım onlar da yolları havacılıktan, uzaydan geçer. Çünkü gelecek o tarafa Gelecek o tarafta, haklısınız. Çok çok teşekkürler. Vakit ayırdınız, sorularımızı yanıtladınız. E, diyelim bir dahaki sefere artık sizin mühendislik merkezinizde görüşmek umarım, üzere. Umarım. Teşekkür ederim. Sağ olun. Benim için çok keyifli bir sohbet oldu. Her çok zaman bekleriz. Sağ olun.